Merhaba arkadaşlar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün Fenbers oynuyoruz. Bugünkü aracımız S500. Yani Setra'nın en küçük modellerinden. Dingilsiz gördüğünüz gibi. Yani tek dingili, dingilsiz demeyelim de tek dingili. Kamiko Sigin'ini kapladım. Çoktan beri Sayın Koç'la beraber gitmiyorduk. Zaten Setra'yı biliyorsunuz. Yine de şöyle bir dolaşalım içine. Etrafını dolaşalım, sonra da içini dolaşırız. Gördüğünüz gibi Kamil Koç bayağı yakışıyor. Hatta orta kapıdan binelim. Gördüğünüz gibi küçük 46 kişilik bir araç. Yani Trabagolu kadar bir diyelim. Trabagoların dingilsizliği kadar. Aracın içine oturalım. Önce bir kapımızı bir kapatalım. Tamam, aracı çalıştıralım be. Hatta şöyle animasyonlar var. Bir daha açalım. Göstergeler sonuna kadar gidiyor, tekrar geri dönüyor. Hadi. Bir kontağı çalıştıramadık ya. Heh. Şimdi gelelim şuraya. Önce klimayı açalım. Şöyle biraz arttıralım. Böyle çift yönlü verelim. Tamam. Başka mutfak hizmetini açalım. Hostes hizmetini açalım. DJ açalım. Gece ışıkları çalışmıyor gerçi. Sürücü ışıkları kapalı kalsın. Karartılmış yolcu ışıkları, onlar açık kalsın. Okuma ışıklarını açalım. Tünelden falan geçeriz. Açmak isteyen ister. Onu bıdı bıdı yapmasınlar. Wi-Fi açmadık. Anons zaten. Aksları kaldıralım şöyle. Başka sürücü monitörlerini açalım. Burası kapalı kalsın. Nasıl? Şurada var. Şarj aleti, yani şarj edecekler laptop ya da cep telefonu için. Onu açalım. Burada başka bir şey yok. Göstergeler çalışıyor zaten gördüğünüz gibi. Burada fanfar dediği. Bunlara gerek yok. Kapalı kalsın. Cam kapalı kalacak zaten. Güzergah bilgisi açık. Tamam. Her şey okey. Hadi çıkalım yolumuza. Güzel bir sefer olsun. İmdadı da salalım şöyle. Vitesi boşa aldım. Böyle daha iyi olacak. Tamamdır. Nereden nereye gidiyoruz? Onu göstermedim. Hemen göstereyim. En son şu güzel virajlardan geçmiştik. Genova'dan. Bu sefer de Bern'den Luzern'e gideceğiz. Yine şurada mola ve öncesi sonrası güzel tatlı virajlar var. Onlardan geçeceğiz. Muhtemelen güzel bir sefer olacaktır. Sizin de oyununuzu tavsiye ederim. Gelen yokmuş. Hayret, bu sefer trafiksiz başladık. Gözlerim yaşardı. Yeşile de denk geldik. Biz gidinceye kadar tabii kırmızı yanmazsa. Yani kırmızı yandı gerçi ama biz geçeceğiz. Yapacak bir şey yok. Kırmızı beklemeyelim şimdi. Bugün trafik sakin. İnşallah hep böyle gider. Biraz nebulalı, yani sisli bir hava yaptım. Yani çok böyle değil ama tam bir görüş mesafesi yok. Ops. Ops 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 ops. Opet'e daldık, dönüyoruz. Garajı geçireceğiz. Yani otogara. Yolcuları almadan gidecektik az da. Evet. Çekelim. Kapılarımızı açalım. Bagajları da açalım hemen. Tamamdır. Bagajları alalım. Aldık. Evet, sana da çav. Hemen
Girişimizi yapalım. Tamam. Ablanın biletini onaylatalım. Örgülü ablayı da okutalım. Ve abi de... Biraz... Ha kuzen, ben de nasıl yani bir an dedim. Bilet istiyormuş. Böyle... Güzel. Heh şu. Ama bilet de sattık. Şu eşlere de satalım. Bilet kime verdik? Adama vermişiz. Hızlı hızlı. Bu da bilet istiyor. Neresiydi? Güzel. Hep Laber Kuzen'le karıştırıyorum burayı. Güzel başka. Bayer Laber Kuzen farklı tabi. Bayer Laber Kuzen nereden aklıma geliyor? Sanırım yanlış hatırlamıyorsam Yıldıra oynuyordu orada. Oradan hatırlıyorum. Aha patladı. Oo, biletinizi almadan geliyorsunuz. Abla patladı abla. Yanlış bilet almış. Bu da tamam. Evet. Başka kimse kalmadı. Kapılarımızı, bagajlarımızı kapatalım. Evet gençler, hazır mıyız? Herkes tamam mı? Tamam. Evet, aralıklı oturmuşlar gördüğünüz gibi. Covid-19'dan dolayı. Oyuna da yansımış. Evet. Kaptan gel geri. El freni çekmeyi unuttuk. Mouse'u da şuradan yok ettik mi? Birazcık arkayı görmediğimizden dolayı. Gelen giden yok değil mi? Sağa bakarken artık sinyali verdik, yapacak bir şey yok. Sağa görmüyoruz çünkü. Böyle sağdan sağdan salalım kendimizi aşağıya. Yüzde git diyor. Oo, şehir içinden ne çabuk çıktık biz. Ya da şehir içine yeni mi gireceğiz? Oo, Bern'den çıktık. Çok çabuk çıkarttı bizi. Gelen giden yok. Dön abiciğim. Oh, ormana bak, ormana. Vallahi şurada piknik yapasım geldi ya. Evet, Zürih'e doğru gideceğiz. Onun dizisinde Zürih var. Yerleri uzun olduğu için bu biraz kısa ya, tuhafıma geliyor. En kısa otobüslerden bir tanesi bu da. Yani Trabago kadar bir şey. Evet. Yavaş yavaş basabiliriz. Nerede zaten otobana çıkacağız. Yani tam yürüyüş... ilerideki dağları falan göremiyorsunuz. Yani biraz dediğim gibi sisli. Görüş mesafesi kısıtlı yani. Virajlarda bakalım sorun yaşayacak mıyız? Bir önceki bölümde ufaktan bir sıkıntı yaşamıştık virajlarda biliyorsunuz. Bakalım bu sefer kazasız belasız seferi bitirebilecek miyiz? Yolumuz çok uzun değil ama bir mola veririz yine o virajlardan önce. Genelde bir iki seferdir mola vermeden gidiyoruz. Bir önceki seferde de mola vermedik, bu sefer verelim. Yani zaten 130 kilometrelik bir yolumuz var. Çok da uzun olmayacak.
biraz da dışarıdan izleyelim. Otobüsler tatlı oluyor ya. Dingilsiz. Yani tek dingilli. Hep dingilsiz diyorum. Ya bu dingilsiz dingili muhabbeti ben Kamil Koç'a çalışırken şoförler genelde bunlara dingilsiz diyorlardı. Bunların biraz daha uzunu vardı. Ona dingili diyorlardı. Aslında hepsinin dingili var. O çift dingilli, bu tek dingilli. Onlardan biraz alışkanlık kalmış. Biraz sağlammış. Ufaktan bir drop yaşadık. Cam kirlenmesi falan gelmiş galiba. Baksanıza o ufaktan böyle tozlar falan oluyor camda. Çok mu hızlıyız? Oo, 70'le gitmemiz gerekiyormuş. Ben de diyorum virajı niye almıyoruz? Yavaşlayalım o zaman. Gerçi 90'a çıktı bu sefer de hız sınırı. Gazı bıraktım. Kendi halinde gidiyor otobüs. Virajları hem daha rahat alırız. Yokuş aşağı ineceğiz. Bir tık rötarları arttıralım. Sorun yaşamayalım. Abi iyice de yavaşlamayalım ya. Vur dedik öldürdün yani. Yokuş aşağıda çok böyle gaza basmak taraftar değilim. Bu sefer alıyor otobüs kendini. Yani alıyor başını gidiyor. Sisli sefer genelde gece daha güzel oluyor. İsterseniz gece seferi de yapabiliriz. Ben Bars'ta. Yavaş yavaş. Hop 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 hop. Abi neye başladınız ya? Yokuşta var ya. Vay vay vay. Ne yokuş abi? Of, tır takıldı orada. Tır takıldı orada tır. Abi bir tır takıldı yani. Böyle bir ekran görüntüsü alalım. Biliyorsunuz kapak fotoğrafı için. Tamamdır. Abi ne yokuş ya? Of of of. Abi dik rampalara bak sen. Ya bir önceki rampalar hiçbir şeymiş. Allah'tan karşıdan virajlarda araba gelmiyor var ya. Hiç şansımız yok yani orada dönmek için. Genişten almak zorundayız. Abi tır tabi zorlanır burada. Otobüs bile zor çıkıyor. Virajlardan sonra milletin midesi bulanmış itmai olarak Muğla yeri koymuşlar muhtemelen. Of of of. Biraz hızlı çıkalım dedim ama yine kaza yaptık. Hadi abi düz yoldayız. Biraz bas. Zaten virajlarda iyice durma konumuna geliyoruz.
Evet, mola yerine varmak üzereyiz. Dediğim gibi bir mola veririz orada. Şöyle sola yanaşalım biz ya. O taraf, sağ taraf biraz daha dar olacak çünkü. Şöyle. Tamamdır. Böyle park edelim. Ne yapıyoruz? Aracı bir durduralım. Kapıları açalım şöyle. Evet. Şuradan mola ver diyelim. Keşke animasyon olsa böyle aşağı inseler falan. Ama turist bastı gibi animasyon yok maalesef. Tamam, kontrol edelim. Arkadan başlayalım. Ha, kontrol direkt geçtik otomatik. Tamam. Normalde bu şekilde aracı saymamız gerekiyordu. Sesi boşa alalım. Çalıştıralım aracı. Okey. Kapılarımızı kapatalım. Her şey tamam mı? Sahneden gördüğümüz kadarıyla kimse yok. Çıkabiliriz. Yolun herhalde en dik rampaları, yani haritanın en dik rampalarını falan gidiyoruz diyebilirim şu an. İyi, karşıda araç yokmuş. Karşıdan araç gelir diye biraz daha yavaştan aldım. Temkinli gidelim ki tekrardan bir kazaya sebebiyet vermeyelim. Yollar bayağı, yani kısa yol seçmem gayet güzel olmuş. Virajlar maşallah. Bizi zorluyor çünkü. Oh, trene de girdik. Bildiğin dağlık bölgede gidiyoruz yani şu an. Herhalde bayağı uzunmuş yalnız. Dönemeçti falan. Ya genelde tüneller oluyor, uzun da oluyor ama düz oluyor. Bu virajlı. Güzel yapmışlar ya gerçekten. Ellerine sağlık. Oyun yapımcılarının. Ben de sizinle ilk defa geliyorum buraya. Direkt rotayı seçtim. Bu şekilde bağlandım. İkinci kez gelmiyorum. Biraz yavaş. Takmayalım. Tamam.
Rıcı amca. İşte bir anlık yoğunluk oldu. Dedim birisine takacağız şimdi orada. Yani virajlara kadar iyi geldik. Virajlardan sonrası sıkıntı. Ya molayı da verdik zaten. Rahat rahat takılıyoruz. Karnımız tok. Çayımızı içtik. Kahvemizi içtik. Böyle sağdan çıkış yapalım. Zürih'ten ayrılıyoruz. Buraya kadar Zürih'le beraber de. Buradan yol ayrımına girdik. Buradan da Basel düz gidiyor. Bir sonraki sapak Basel. Biz buradan Luzern için ayrılıyoruz. Otobanın sonu zaten gelmiş olacağız herhalde. Çünkü buradan tekrardan bizi otobana bağlıyor. Otobandan sonra da hedefe varmış olacağız. Yavaş, yavaş. Sinyal veriyorum, yavaş gel. Vallahi bodoslama dalıyordu bize. Yani o virajlar hariç rahat bir sefer oldu. Gördüğünüz gibi herhangi bir kasma donma herhangi bir problem de yok. İlk Almanya DLC'sinde kasmalar aşırı oluyor. Ya oynamıyorsunuz. Fransa ve diğer DLC'lerde herhangi bir yani arada oluyor ama yani böyle can sıkıcı kadar bir kasma yok. Daha önce de söylediğim gibi bilgisayarın performansıyla alakalı değil arkadaşlar. Grafikleri isterseniz sıfıra çekin. Ama yine de Almanya DLC'sinde kasmalar oluyor. Bu oyunun optimizasyonla ilgili bir sıkıntı. Almanya DLC'sinde maalesef hala kasmalar devam ediyor. Ama diğerlerinde yeni DLC'lerde güncel olduğu için herhangi bir sıkıntı yok. Taksi, ne yapıyorsun? Sağa sinyal veriyor ya. Üstümüze çıkacak. Taksi sıkıntılı abi. Biz bunu ya yol verelim ya da sollayalım. Heh, sonunda sağa geçti. Evet, şehir içine girdik. Bundan sonrası yavaş yavaş tın tın. Sakin sakin. Muhtemelen ışık gelecek diyordum ve geldi. Ama yeşile denk geldik. Bugün şanslı günümüzdeyiz. Hadi kırmızı. Abi kırmızı yanmasın demiyorum. İlla yanacak. Da çok uzun sürüyor. Bizi unuttular galiba. Bizim ışığı yakmayı unuttular. Heh, gidiyoruz.
İkinci kırmızı geldik zaten. İleride tekrardan bir kırmızı gelir mi? İnşallah gelmez. Buralarda fotoğraf çekme yerleri var herhalde. Şehir yerleri herhalde muhtemelen. Haritada onu diyor gösteriyor. Evet, sağ taraf otogar galiba. Girişi otobüsler falan duruyor ama. Otogar değilmiş. Kimse yok ya, geçelim. Sağdan polis geliyordu. Biz geçelim yine de, boş ver. Yani hep kırmızılarda beklemeyelim. Evet, otogara geldik. Solda kalıyor. Nereye park ediyoruz? Şuraya mı? Biraz ileri gidip genişten alacağız. Bu kadar yeter herhalde. Çok mu genişten aldık? Neyse, ileri geri yapacağız artık. Evet, kiri dirençlik gerçi de bir tam yanıştıralım şu otobüsü. Otobüsler varmış. Geri gelirsek. Tamam. Böyle kalabiliriz. Kapılarımızı açalım. İndiniz mi? Neredesiniz? İnmişler. Bagajları da verelim abi. Tamam. Hayırlı uğurlu olsun. Kendinize iyi bakın. Yine bekleriz. Burada da kahve makinesi var. Şu otobüsün bagajlarını kapattıktan sonra bir kahve alırız. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu şekildeydi. Setra S500'de sefer yaptık. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Aynı zamanda abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.